Full defansif. Ben ne yapayım ki? Hepsi de çarpıyor. Ya ben atıyorum, ya ben yiyorum, ya ben yiyorum, ya ben yiyorum. Anam! Oha! Oha! Lan! Hocam bu benim namusuma yapılan bir teşebbüstür. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emiz Kamalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? PES Mobile'in en ofansif, en forvete dayalı, en hücuma dayalı dizilişiyle maç yapıyoruz. Ve hatta biz bile kendi işimizi zorlaştırdık. Olabildiğinin en ofansif kadrosunu kurdum aga. Oluşturulup oluşturabilecek en ofansif kadroyla çıktım karşınıza. Manyak bir kadro oluşturdum. Bu hocayı çok seviyorum. Çok fazla oynuyor muyum? Hayır. Ama bu hocayla yaptığım maçlara çok fazla zevk alıyorum. Çünkü bol gollü geçiyor. Ya ben atıyorum, ya ben yiyorum, ya ben yiyorum, ya ben yiyorum. Ne yedin o? Bayağı yiyoruz arkadaşlar. Niye bayağı yiyoruz? Çünkü aşırı ofansif, her taraf bomboş. Bu dizilişimiz ve bu hocamız kim ve biz nasıl bu dizilişi daha çok ofansif hale getirdik? Hemen ufak bir şekilde bundan bahsedeyim. Bu dizilişimiz 4-1-1-4. Çoğunuz bilir bu hocayı. Hocamız kim? Maric. Özelliklerine de bakacağız şimdi. Normalde bu hocanın orijinal dizilişi 4 tane defans, 1 tane dost, 1 tane ofansif orta ve 4 tane de forvet oyuncuları. Fakat ben böyle yapmadım. Defansif ortayı göbek yaptım. En az defansif özelliği olan oyunculardan biri Beckham oraya koydum. Ofansif orta sahaya da gizli forvet olan Cruyff'u koydum. Yani normalde ofansif orta sahaya Ronaldo'yu falan koysam geriye gelme ihtimalleri var. Fakat Cruyff'un yok. Beckham'ın da çok fazla geriye geldiğini görmedik. Yani orta saha hattımızı bomboş yaptım. O iki futbolcuyu da hücuma dayalı ve atağa dayalı olarak seçtim. Kadroda başka kimler oynattım? Hocam Messi'nin 102'lik kartı oynattım. 103'lüğü oynatmadım. Neden? Çünkü onun aşinalığı yok bu hocaya karşı. Bunun aşinalığı var. O yüzden bu kadromuzda. Keza aynı şekilde Campbell yerine Puyol'u aldım aşinalıktan dolayı ve Oliver Kahn yerine aldım. Rashford'un aşinalığı yok. Onun yerine Torres vesaire alabilirdim. Ama gerek yok. Güçlü bir oyuncu olsun istedim. Yani Romario'yu da almak isterdim ama onu ayrı yapın dedim. Bu dizilişte bir Barcelona kadrosu görmek istersiniz değil mi? Ben de görmek isterim. O yüzden bir Barcelona kadrosu kurabilirim. Hani Romario'lar, Maradona'lar, Rivaldo'lar vesaire bunları ekleyince tamamen bir Barcelona kadrosu oluşturabiliriz. Onu da başka bir videoda yaparız. İstiyorsanız yorumlara yazın. Ve karşımıza böyle bir kadro çıktı hocam. Manyak ofansif, manyak deli. Gerçekten heyecanla beklediğim bir maç. Fakat bundan önce menajerin bilgi yerine bakalım. 4-1-1-4 demiştik. Yönetim becerisi düşük. 680. Bu hocadan daha ofansif bir dizilişi olan hoca varsa hocayı da dizilişi de yorumlara yazın. Benim gördüğüm en ofansifi bu. Ve baktığımızda kontra atak. Niye kontra atak hocam? Çünkü rakip sürekli orta sahada top hakim olabileceği için biz top çevirme oyununu oynayamayacağız. Rakipten aldığımız toplarla biz atağa çıkacağız. Bu yüzden de hızlı çıkmamız lazım. Uzun pas. Neden uzun pas? Çünkü arkadaşlar kitaka yapabileceğimiz oyuncular yok. Mecbur bu uzun pastan kastımız da direkt ileri Rashford'a değil. Hani Neymar'a Messi'ye de çıkarılabilecek uzun paslardan da bahsediyoruz. Hücum bölgesi orta. Orta olması lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten bizim iki tane forvetimiz var. Bunlar ortada duruyor. Sağ açık ve sol açık da ortada duramazlar. Çünkü zaten ilk oyunumuz olduğu için kendi bölgelerinde dururlar. Ama hücum bölgesi geniş olsaydı eğer Rashford'la Rummenigge'nin de arası açılırdı. Orta bomboş kalırdı. O yüzden orta olması bu hoca için iyi. Hücum bölgesi orta olduğu için sanıyorum ki uzun top da olduğu için bu hoca. Hızlı kontra atak da olduğu için uzun topcu için muhteşem bir hoca. Niye? Ortadan direkt Rashford'la Rummenigge'ye yapıştır ya da sizde Haaland, Mbappe varsa, Werner varsa bunlara yapıştırabilirsiniz. Uzun topcu için ideal bir hoca. Fakat 3 atarsınız 4 yersiniz. Bu yüzden de sadece uzun top değil bilek de gerekiyor bu hocada. Defansif özelliklerine bakalım. Defansif tarzlar tam defans çok doğru. Çünkü eğer önde baskı olursa zaten bunlar destekleyecek bir Vieira'mız yok. Defansif bir göbek oyuncumuz yok Matthäus gibi. Defansif bir göbek oyuncumuz da yok Matthäus gibi. Boşa çıkarız. Tam defans olması güzel. Ama defans aralığına bakmak lazım. Çok fazla kalecinin dibinde duruyorlarsa bu da sıkıntı. Hafif böyle ortalı duracaklar ama ileri çıkmayacaklar. Önleme bölgesi orta çok mantıklı. Çünkü zaten dediğim gibi tek dost oynatılıyor normalde. Ben öyle oynatmayacağım da. Geri aldığında sağa sola kaymasın, ortada oynasın, stoperlerin arası açılmasın. Baskı yapmak agresif, agresif iyidir. Çünkü ölçülü tam defans direkt kendini kaleye atıyor. Rakibe buyur kardeş geç diyor. Yani o yüzden tam defans bile agresif olmasına dikkat etmek gerekiyor. Hocanın özellikleri iyi. Gayet sağlam, gayet tatlı, gayet ofansif. Bunu çok fazla kullandık bu ofansif kelimesini. Ve o zaman ne yapıyoruz? PES Mobile'in gelmiş geçmiş en ofansif dizilişi ve kurulabilecek en ofansif kadroyla online maça girip bizi nasıl tokatlayacaklarını görmek istiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam güncelleniyor. Rakibimiz geliyor. Merakla bekliyoruz rakibimize. Arda Galatasaray 1327 derecesi de gayet iyi. Kadrosunu çok merak ediyorum. Yedeklerden oyuncu alamıyorum. Çünkü arkadaşlar maliyeti aşmamak için hepsini gümüş top yaptım. Şöyle bakalım hocam. Tamam. Cruyff, Rummenigge, Neymar. Gayet iyi. Rakibin kadrosu da full defansif. Bak olay değişti şimdi. Biz 5 forvetle oynuyoruz. Adam da 5 defansla oynuyor. Nasıl bir futbol çıkacak? Hiçbir bilgim yok. Ama rakibin orta saha hattı da çok kalabalık ki bizim orta saha bomboş. Kanatlı olsaydı bir nevi belki bir şeyler yapabilirdi.
alabilirdik beklerden. Adam ortadan hareket ediyor. 5 tane defans almış. Bu da demek oluyor ki bu adam bizim forvetleri durdurur. Ortadan dümdüz gider. Yani Arda'cığım şu an içimden geçmemen için hiçbir sebep yok. Instagram ve TikTok Remzi Kamal Aksatium'dayız. Stat tıklım tıklım dolu. Barcelona Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali. İki tarafta maçı çok istiyor. Ve Barcelona ilk maç 3-0 yenildiği için ikinci maç. Lan ne finalde ilk maç ikinci maç yok ki. Bir saniye arkadaşlar. Kafam karıştı. Tamam şu golü atalım. Giriyordu ha. Giriyordu. Yemin ederim giriyordu. Puyol. İndir abi olmadı. Hocam Puyol indir. Güzelsin güzelsin. Hocam Rumen alamadık. Bak orta çok boş. Aa. Bak bak Rumeni geri çektim lan mecburen. Van Basten hayır. Rume. Bak Rume'yi getirdik. Aldı Puyol. Burada faul mu yaptı? Faul mu yaptı bana? Arda. Carlos indirir misin Beckenbauer'a? Şimdi orta saha hattı yok. Beckham'dan direkt Cruyff oynayacağım. Tamam. Şöyle aldık. Neymar. Aga vuraydım iyiydi lan. Vuraydım iyiydi Mount. Hocam bizden biri. Beckenbauer. Bırak Neymar'a. Neymar. Şöyle bir Rummenigge'ye doğru olmadı. Rummenigge. 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 Uy kaleci ne kurtardı be. Bir corner tatlıyı gelir mi be? Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Biliyorum siz de çok seviyorsunuz. 102 Messi ile nasıl bir vuruş yapabiliriz acaba? Hocam Messi. Hop çekiyoruz şu an. Geçen Galatasaray böyle bir gol atmış. Herkes beni etiketliyor. Al. Fazla bastım. Fazla bastım hacı. Çok fazla bastım. Topu adama vermememiz lazım. Bak bu yol gelecek. Çek geri çek 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 çek. Çek 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 çek. Yapma. Yapma. Tamam Puyol. Adamsın. Puyol in aşağı. Cruyff'u gördü hocam. Cruyff'tan Rummenigge'ye. Bir tiki takale çıkabilir miyiz bu ekiple? Rashford. Bıraktı hocam Rummenigge'ye. Rummenigge Rashford'a. Kanka ben ileri adım attım. Sen niye duruyorsun manyak? Bana sordun mu lan sen? Sen bana sordun mu gülüm? Bak Rashford'u şuraya çeksek. Orta sahada çok kolay geliyor. Çok kolay geliyor. Beckham'ı geri çek. Hayır. Ver topu. Ver. Ver topu. Şu an arkadaşlar çaydanlıktan ses geliyor. Altı bitmiş ve kaynıyor. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çaydanlığın dibi tutmuş. Su bitmiş hala kaynıyor. Altından çatırtıcı sesler geliyor. Bunun çözümü ne? O çaydanlığı ben nasıl temizlerim? Evet bunlar yazarsan sevinirim. Çünkü tek başıma yaşayan bir erkek olarak bunlara bazen ihtiyacım olabiliyor. Mutfakta incelikleriniz varsa eğer bunları da bana yazarsanız çok mutlu olurum. Böyle ipuçlar vesaire olsun. Lütfen. Sevinirim hocam. Hatta bir Facebook grubu da kurabiliriz. Remzi'nin sihirli yemekleri diye. Olabilir. Cruyff. Neyse Rashford'u gördü. Rashford. Messi'yi gördü. Bak şurada boşluğu gördün mü? Beckham'da ileri giderse biz ne bok yeriz? Kimle gideceğiz? Geri. Bir çalım. Harikulade. David Beckham. Bu ne la çarpa çarpa. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum diye bir şarkım vardı. Neyse. Hocam. Maldini. Öyle bir şey yok. Puyol. Puyol. Abi Puyol gerçekten çok hızlı. Böyle bir dizilişte Puyol'unuz varsa oynatın. Campbell bu kadar hızlı değil. Ne yapıyor la? Hocam siz ne yapıyorsunuz? Bir de bizim takım ruhu 80'lerde olduğu için sıkıntı. Kanka bak Beckham'ı geri çekiyorum. Uzun top oynayacağım lan. Hocam dizilişine böyle yakışır bir uzun top. Ver be. Bir ver. Ver. Kanka adam çok rahat oynuyor. Biz izliyoruz. Ama bizim olayımız da kontra atak. Hocanın dizilişi de kontra atak. Neymar. Neymar yapma şunu be. Adam. Hocam Neymar bıraktı ve kaçtı. Cruyff'u gördü. Cruyff. Aşağı indi hocam. Messi'yi gördü. Messi. Messi. Messi yakışmadı. Aha. Bu yol hayır. Lan bak herkes duruyor. Cruyff kaçıyor ya. Son saniye momentum hacı. Hacı son saniye momentum. Yoksa ben gol yemezdim. Nasıl ağlıyorum bak bahaneye bak. Ama bak bu da mı tesadüf? Niye son saniye atıyorsun? 45 dakika sana müddet vermişiz gülüm. Bu arada abi 7 şutumuz var. Biri kaleye bulmuş. Kalecisinin 5 kurtarıcı var. Ateistler bana bunu açıklayabilir mi? Açıklayın lan bunu bana bunu. Ya bunun kalecisi her yere giden topları zıplamaya çalışıyor. Ya da bu oyunun istatistikleri bozuk. Bizim 7 şutumuz var. Yani bizim şutlarımız haliyle o kadar kötü şutlar değildi yani. Biri kaleye bulmuş falan filan. Böyle ahlaksızın lüzumu yok sayın Konami. Hocam aa geldi Rashford. Rashford harikasın. Rashford şöyle kısa pas. Kısa pas. Şöyle yukarı. Hoca Cruyff'a. Cruyff. Messi'ye. Messi. Abi 103 Messi atardı ya. Ankara Messi atardı ya. Hocam adam bir de 5 defans. Bir de 5 defans. Olmaz. Çok yanlış bir rakip geldi. Aha. Yedeklerde alacak oyuncu da yok. Abi. Güzel. Güzel. En azından onun da kolu yok. Sadece benim kolum olmasaydı üzülürdüm. Cruyff. Kafa erkek erkek yapma şunu be yapma kendine oğlum böyle bir TikTok videosu vardı bak hep dilime dolandı be hocam şey diyor ya 3-10 tipimden 10-10 kıza yazmışımdır yapma şunu ben niye TikTokçu gibi konuşuyorum
Çünkü ben TikTokçuyum arkadaşlar. Evet, evet. Geceleri battaniye yayını açarım. Gece 12'den 1'e kadar. Haberiniz olsun. Aslında neyse, neyse. Neyse. Özelimizden bahsetmeye gerek yok. Hocam! Abi bu ne? Adam top oynuyor. Biz izliyoruz la. Verir misin? Lan ver, ver. O nasıl nikah? Bu dizi hiç böyle değil miydi lan? Gel lan buraya. Messi, koş oğlum Messi, tamam. Alırsa sakin ol. Sakin ol. Oy! Harikulade. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff Neymar'a. Neymar! Rumeni önümde kaldı. Neymar! O da ya çarpma. Abi adamlar çok kalabalık. 5 kişiler ya. Ben ne yapayım ki? Hepsi de çarpıyor. Adalet istiyoruz. Adalet! Oynamıyorum ha. Tamam çok ağladım hadi. Hadi oğlum. Başarabilirsiniz be. İnanıyorum size. Gerizekalı. Tamam. Hocam izle. 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 Remzi Kamalak karakter yoksundur. Aksini iddia edin de futbolcu halidir. Puh! Hadi bakayım. Rume adamsın. Aşıttırdık gene girmedi. Hocam adam bizi, kaleci bizi götürdü. Hiç ona bir şey demiyorum. Ya kimse yok. Kimse yok. Hocam yemin ederim bak. Bak 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 bak. Anasının nikahı. He he. Hocam Kafu. Kafu sen topa dokunma. Kurban olayım sen topa dokunma gülüm. Anam! Oha! Oha! Bacak arası attı bana. Lan! Hocam bu benim namusuma yapılan bir teşebbüstür. Bu maçta en azından hani galibiyet demeyeyim de bir maçı berabere bitirmeyi hak ettin. Hani alabilir miyim maçı bilmiyorum ama bir golüm var. En az bir golüm var. Arda oynayacağın işe tükürttürme ha, biraz bize de izin ver. Hocam bizdekiler kafaydı. Bu diziliş ne abi? Bu dizilişi alacağım, uzun top atıp duracağım. Bu dizilişte ah Beckham var. Bıraktı Beckham'a. Beckham. Hocam bak aşağı boş. Aha bildiğin uzun topçu oldum la. Ama hoca bunu istiyor. Yapma Ronaldo, yapma yapma yapma. Berabere bitirmeyi hak ettin. Alabilir miyim maçı bilmiyorum. Kendimi yemin ederim arabanın penceresine sıkıştırılmış mücdar gibi hissediyorum. Yapma Ronaldo, ne yapıyorsun? Galiba. Olsun be. Olsun be. Ver 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 hocam. Hocam adamın uzun topu da geçiyor. Maric sen nasıl bir adammışsın? Aa. Başka ne bahane? Ha aşinalık, aşinalığı da bahane edebilirim. Tamam o da var. Başka başka başka. Hocam. Ya öyle bir şey yok be. Puyol. Hadi oğlum Messi'ye. Messi gidiyor. Namus golü, şeref golü hocam. Şeref golü gelir mi? Şerefsiz miyiz oğlum biz? Hocam geliyor Cruyff. Üçü yersem adam değilim. Aa gördün mü? Bilen tuzlu. Arkadaşlar. Böyle maç mı olur lan? Kalecisinin 8 kurtarışı var hacı. Biz elimizden geleni yaptık. Ben Vuatay için çok şey yap. Bu da bunlardan biridir. Aşinalımız 80-78 saat pas oranı yapmışız lan. Helal olsun bize. Ayrıca 12 şutumuz var, 5 kaleye bulmuş. Adamın 3 şutu kaleye buldu, 2'si gol oldu. Yapacak bir şey yok yani. Biz elimizden geleni yaptık. Bir, golün biri de zaten son saniye momentum. Anlatmaya gerek yok. Diğeri de saçma sapan girdi. Yani bu maç bizim hakkımızdı. Neyse Arda şanslısın gülüm. Başka bahanem yalanım kalmadı arkadaşlar. Yani yok. Tebrik edek bari çocuğu. Arda tebrikler. Evet hocam derecemiz 1417'ye düştü. Maşallah yakında 1200'e düşeriz inşallah. Böyle dizilişe canlı cehenneme. Pas yapamıyorsun ha. Şunu da söyleyeyim. 90 dakika uzun top atarsam ben bu maçı kazanırdım. Uzun toplar geçiyor. Ama bu dizilişte oturup da ciddi maçlar oynayamazsınız. Yani o resmi maçlar, turnuva maçlarınız ya da arkadaşlarınızla ciddi iddialı maçları bu dizilişte oynayamazsınız, harcarlar. O yüzden aklınızı başınıza alın, böyle şeyler yapmayın. Ha, arkadaşlarınızla eğlencesine oynayabilirsiniz. Fakat bunu sakın evinizde denemeyin. Çok tehlikeli. Yani zor koruduk namusumuzu. Hocam denemem istediğiniz hocalar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirme açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. 130 bin yolundayız. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.